Karaman'da bir olay oldu değerli arkadaşlar. Lut kavminde olan bir olayın 21. yüzyılı versiyonudur bu. Olay medyada yer aldı. Değerli arkadaşlarım. Yer aldı ama öyle şeyler oldu ki aklım almadı. Vicdanım asla kabul etmedi. Bütün AKP camiası, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, koro halinde çocukları değil, Ensar Vakfı'nı ve derneği, oradaki derneği savunmaya kalktılar. Çocukların haklarını kim savunacak? O kadar ileri gittiler ki, aileden sorumlu bakan şunu söylüyor. Buna bir kez rastlanmış, bir kere rastlanmış olması, hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Ne demek bir kere rastlanmış olması? Kaç kere rastlanmış olması gerekirdi ya senin vicdanın rahat etsin veya rahatsız olsun. İtiraz ettim. Ensar Vakfı'nın önüne neden yatıyorsunuz dedim. Koro halinde, koro halinde itirazlar, gazeteler, siyah çelenkler. Ya sen o çelengi götüreceksin, Ensar Vakfı'nın önüne koyacaksın. Sen o çelengi götüreceksin. Aldılar olayı, başka bir mecraya soktular. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler, kimin önüne yatarlarsa yatsınlar, sonuna kadar takip edeceğiz. Peki ne yaptılar? Çocuklara yapılan istismar karşısında sustular. E hani haksızlığa karşı direnmek gerekiyordu? Mazlumun hakkını aramak gerekiyordu. Ensar olunca niye vazgeçiyorsunuz? Siz dilsiz şeytan mısınız? Evet, bunlar dilsiz şeytanlar. Ensara gelince sustular. Ensara gelince sustular. Kayınder'e gelince sustular. Ayakkabı kutularında milyon dolarları istif ederken sustular. Yatak odalarında, çocukların yatak odalarında trilyonlarca paralar, kasalar çıktı, sustular. Ülkede soyulmadık yer kalmadı, sustular. Yüce Allah'ın ayetiyle bakara makara deyip dalga geçtiler, yine sustular. Küçücük çocuklar cinsel istismara uğradı, yine sustular. Susan dilsiz şeytandır. Bunlar dilsiz şeytandır. Bir şeyi söylüyorum. Bu hırsızların ve tecavüzcülerin din maskelerini kesinlikle indireceğim.